Biz kalktık ve kahvaltı hazırlığına giriştim. Şimdi hemen böyle biraz çayımızı demleyeceğim. Çayım demlenene kadar hemen kahvaltımızı hazırlayacağım. Bugün bize neler bekliyor? Yumurtalı ekmek yapmaya karar verdim. Ne yapsam, ne yapsam, akıtma mı yapsam dedim çocuklara. Hadi yumurtalı ekmeği daha uzun süredir yapmadık dedim. 3 tane yumurtayı kırdım. Biraz tuz, biraz poi katıyorum ben. Azıcık da süt katacağım. Kızım süt katınca daha çok seviyor. Ben sade daha çok seviyorum. Bugün onların gönlü olsun. Tatildeler. Ay bugün de biraz endişeliyim arkadaşlar. Kızım bir sınava katılacak. Şu an sınavı hatırlayamadım ama o sınav için harç yatırması gerekiyor. Bugün ona çıkacak para yatırmaya ve ben bu yüzden endişeliyim dışarı çıkacağı için. Öğleden sonra gideceğim. Çünkü üzerimize yağ sıçramasın. Hemen önlüğümü takayım. Hatta şeyi hastalara binmemek için yürüyecek. Yürüyerek gidecek. Bankaya yatırması gerekiyor. Endişem o yüzden zaten. Genelde kalabalık ortam var ya bankalar. Kahvaltımızı ederiz. Kahvaltı ederken tatil ya şimdi. Ne güzel uyuyoruz. Allah. Yoksa okul varken erkenden kalkılıyor. Müge Anlı başlayacak. Müge Anlı'yla kahvaltı edeceğiz. Hep birlikte. Mandırıp kızgın ya. Biz buna cicipofu diyoruz. Yumurtalı ekmek biz. Türkiye'ye geldiğimizde yumurtalı ekmeği duyduk. Normalde bu bunu cici popo. Akşama ne yemek yapsam bilmiyorum. Biraz kuru fasulyem var. Pilav bitti. Ama o da yetmez. Gibi geliyor bana. Kuru fasulye kaldığı zaman ben onu biraz çorbaya çeviriyorum. Kuru fasulye çorbası yapayım. Yanına başka bir şey mi yapayım? Hemen böyle de şey yapıyorum arkadaşlar. Biraz su katıyorum. Blender'dan geçiriyorum çok güzel. Arkasından da biraz domates suyu, domates soslarım var ya. Katıyorum ona. Biraz dedim bol domates. Çok güzel oluyor. Ben öyle seviyorum. Sonra da böyle o çorba olduğu için domatesi pişene kadar çok güzel kaynatıyorsun. Sonra tabağına aldığında böyle bir kaşık sirkeyle bayılırım. Farkında mısınız? Her şeye bayılıyorum. Yemek konusunda. Evet, bu da hazır. Bu da hazır. Böyle süt kattığımızda daha böyle kararmaya meyilli oluyor yumurtalı ekmek. Sadece yumurtayla yapıldığında daha böyle kızarıyor. Mutfak camımı da açayım. Şimdi buradan çıkarken aspiratörümü de çalıştırırım. Hemen kızanlarımla, canım kızanlarımla ben kahvaltıya kaçarım. Harika oldular.
Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. Sonra görüşürüz yine. Fasulyeyi blenderdan geçirdim. Fasulyeden çorba yapacağım. Ona da bir makarna mı yapsam bilemedim ya. Azıcık yağda biraz salça kavurdum. Hemen domates rendesi soslarından biraz kattım. Şimdi bir kaşık da un katayım. Şöyle birazcık da un hemen aktarıyorum. Şimdi ben bu tencereyi yıkayacağım. Ve bunda makarna suyu koyarım. Şimdi şöyle tuz katacağım. Şimdi su kattığım için hemen kısık küçük ocağı alacağım, orada kısık ateşte yavaş yavaş kaynasın bu. Kolay pratik bir çorba. Fasulye tadında bol sirkeyle. Burada kaynamaya bırakıyorum onu. Ben şimdi hemen bu tenceremi yıkayayım. Hatta benim kahvaltı bulaşıklarım duruyor. Şöyle daha sofradan yeni kalktık ya. Hemen onları da bir güzel sudan geçiririm, yıkarım. Onu kaldırırım. Bu arada çorbam da hazır olmuş olur. Bu tencerede tekrar yıkadıktan sonra da bir makarna suyu koyarım. Ya da bilmiyorum, sorarım. İsterlerse bulgur pilavı yaparız yanına. Ne isterlerse. Makarnanın suyu da kaynadı. Tuz katmıştım ben makarnanın suyuna. Evet. Erkenden akşam yemeklerimi de hazırladım ya. Basit, pratik şeyler. Kekimiz var. Akşam iki dilim yendi zaten kekten. Böyle çamaşır atmıştım, makineyi kurutuyor. Şimdi çamaşırlarımı asarım. Birazdan makarnayı pişireyim. Evet. Şimdi bir 7-8 dakika haşlansın, süzeceğim. Süzgeçteyken makarnam burada, yağ kızdıracağım. Bol güzel tuzla. Makarnayı içine atacağım. Jones diye bir ses gelecek. Ondan sonra isteyen yerken peynir katar. İsteyen sarımsaklı yoğurtlu yer. Aslında bu gece biz hepimiz evdeyiz. Yarın okul yok. İş yok. Kurs yok. Güzelce biz tatil moduna girdik yalnız bu arada. Sarımsaklı yoğurtlu şöyle bir güzel sos mu yapsam üzerine? Çok hoş olur. İsterlerse de yaparız. Şimdi arkadaşlar ben hemen aspiratörümü açacağım çünkü buhar oluyor. Size çekim yaparken aspiratörü açamıyorum. Gürültü olduğu için hemen böyle açayım, buradan buharı çeksin. Bu arada makarna pişerken de unumu eleyeyim ben kabının içine. Elenmiş unum yoktu, yeni açmıştım paketi. Makarnayı süzdüm. Şöyle hemen süzgecini bir tabağın üstüne koydum. Su varsa süzülsün diye. Tenceresinde hemen yağını koydum. Tuzla. Çok güzel yandı artık. Bakın dumanlar çıkıyor. Neredeyse yanağa geçecek. Alıyorum. Özellikle şey sıçradığı için bu tarafa alıyorum. Taşın üstüne. Ve makarnamı içine katıyorum.
Evet. Şu çıkan koku kadar mis bir koku var mıdır? Kızmış yağ kokusu ve makarna. Muhteşem. Şimdi ben yemeğim hazır. Bu geceki. Erkenden yemeklerimizi de yaptık. İki tane makarnamdı. Hemen süzgecimi yıkayacağım. Mutfakta işim bitmiş olacak. Şu makarnayı böyle arada ilk sıcaklığı çıkana kadar karıştıracağım ki yapışmasın. Yoksa yapış yapış olur. 2-3 dakika böyle kapağını kapatmayacağım. Açık kalsın. Karıştıracağım. Hemen süzgecimi toplayayım. Ve mutfakta şimdilik işim bitmiş olacak. İçeri geçeceğim. Oğlumla şöyle baş başa birer Nescafe içelim. Türk kahvesi yapacaktım ama kendime. Oğlum Türk kahvesi içmiyor. Ben de ona katılayım dedim. Nescafe'yi seviyor. Kek de veririm ona. Keki önce bir keseyim. Yalnız kek muhteşem oldu. Akşam yaptık ya. Önceki akşam sizinle. Bekleyince daha da bir yumuşak olmuş. Yumuşamış. Oğluma iki dilim keseyim ben o yer. Kendime bir dilim. Kahvemi içerken birazcık dinlenmiş olurum. Bakalım sonra neler yapacağız. Karar veririm şimdi kahve içerken. Sabahtan yemeğim hazır oldu mu ben çok rahatım. İçim rahat. Ne olursa olsun. Orada bir kap yemeğim olsun. Benden iyisi olmaz. Hepimiz öyleyiz aslında. Şöyle bir karıştırayım. Şekersiz içiyor oğlum da ama kahveler erisin. Çok güzel güneş parladı bugün. Pırıl pırılmış gibi duruyor ama balkona çıktım. Buz gibi çok soğuk. İşçiler vardı ya. İşçileri. Servis bekliyor. Böyle mutfak camından onları görünce çalıştığım yıllar aklıma geliyor. Servis peşinde kovalar. Git gel. Aa. Allah kolaylık versin onlara. Belediye otobüsü geldi. Şimdi biz gidelim. Kahvelerimizi yudumlayalım. Hazır olma bulmuşum. Biraz laflayalım. Keyif yapalım. Tatil modundayız. Bu koronayı düşünmemeye çalışıyorum. Düşündüğüm zaman moralim bozuluyor. Tatil modundayız. Dışarı çıkmıyoruz. Evde istirahatteyiz. Böyle bakıyorum hayata. Şimdi ben kahvelerimizi götüreyim. Sonra yine ne yapacağımıza evde karar veririz ve yaparız hep birlikte.
işler bitti. Süpürdüm, sildim, toz aldım. İşler bitti. Hafta sonunda bu örtüleri çıkarıp eşim yıkamıştım. Çıkarıp takması zor oluyor bu kolçakları. Eşim çıkardı, yıkandı. Tekrar taktı onları. Artık bayram için yıkarım. Ramazan'da idare eder. Bayrama kadar Ramazan'ın içinde bir yıkarım. Gerçi bu bayram sanıyorum koronavirüsü sebebiyle bayram ziyaretleri de yapılmaz. Bu arada biz su da içeyim biraz. Şöyle bırakayım. Yavaş yavaş içeceğim dinlenirken. Yarın için günümüz vardı. Komşu günümüzün günü gelmişti. İptal ettik, konuştuk kendi aramızda. Ortalık durulana kadar günümüzü iptal ettik. Zaten son iki kişi kalmıştı. Ramazan'a kadar bitecekti. Bilmiyorum, şimdilik ara verdik. Ne olacak bilmiyorum durum. Yani bunun bir önemi yok. Sonra yine buluşuruz. Yeter ki problem olmasın. Ellerime krem süreceğim. Deterjanlardan çok kötü oluyor ve sertleşmişti. Şöyle şimdi dinleneceğim artık. Böyle şimdi kursum yok ya arkadaşlar, bir boşlukta hissediyorum kendimi. Ne yaparım evde sürekli diye düşünüyorum. Ne yaparım? Temizliğe vuracağız kendimizi. Kitap okurum. Belki el işi yaparım biraz. Bu şekilde oturacağız, sohbet edeceğiz. Ne yapalım? Yemeklerimiz hazır. Yemek yeriz. Artık. Oh. Kremimizi de sürdük. Yoruldum, çok yoruldum. Yorulunca böyle sesim kısılıyor. Kızım geldi az önce. Ödemiş, parasını yatırmış. Ondan sonra yürüye yürüye vasıtaya binmeden gitti. Geldi. Hiçbir yere dokundurmadım. Hemen üzerini çıkart. Makine yaptık bizim üzerindekileri. Yıkansın. Ondan sonra böyle. Olabildiğince dışarı çıkmayacağız. Arkadaşlar ben şimdi birazcık uzanayım. İstirahat edeyim. Şöyle bir dinleneyim. Sonra yine görüşürüz. Biz yemeklerimizi yedik. Soframızı topladık. Oturuyoruz, televizyon izliyoruz. Mısır patlatıyorum. Biraz mısır atıştırırız. Umarım severek, beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Hepinize hoşça kalın derken, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, ayrıca yorum yapmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu zor günlerde kendinize çok dikkat edin. Sağlıkla tekrar görüşebilmek üzere.